Hatay'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i tutuklu 14 kişi hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Hatay ziyaretleri kapsamında Nursan işçilerine eylem yaptıkları fabrikalarının önünde ziyaret etti. Eski kocası tarafından evinde bıçaklanarak katledilen Esra Yalçın'la 5 yaşındaki kızı Beren toprağa verildi. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 3 Nisan'da Hatay'da olacak. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ilk fahri doktora unvanını Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'ya verildi. TRT Akdeniz ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 31 Mart 2017 ve ben Ali Yolcu ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyim. İlk haberimiz Fethullahçı terör örgütünden. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar diğer illerde olduğu gibi Hatay'da da tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen bir operasyonda Baylok kullandıkları gerekçesiyle 11'i tutuklu toplam 14 kişi hakkında 15'er yıl hapis istendi. Hatay'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i tutuklu 14 kişi hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. FETÖ-PDY'nin şifreli haberleşme programı Baylok'u kullandığı iddia edilen tutuklu Fatma A, İbrahim Y, İzzet E, Mehmet C, Mehmet D, Mustafa B, Osman Ü, Özcan I, Ramazan M, Serkan A, Songün K ve tutuksuz yargılanan Hale K, Hasan Ş ve Hülya K hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan sanıklar hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanıkların Baylok kullandıklarının tespit edildiği belirtildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse Hatay'daydı ve Hatay'ın Payas ilçesine de bir ziyaret düzenledi. Payas ilçesinde hatırlayacaksınız dün bizim de ana haber bültenlerimizde konu olmuştu. Nursan Çelik Fabrikası, Demir Çelik Fabrikası'nda 17 aydır maaş almayan işçiler vardı, emekçiler vardı. 17 aydır maaş almadıkları için evlerine ekmek, yemek vesaire giyim eşyası çocuklarına alamıyorlardı. Ev kiralarını ödeyemiyorlar. Elektrik faturaları, su faturaları biriktikçe biriken insanlardan söz ediyoruz. Dün bize dramlarını anlatmışlardı. Hem haber ekibimizin onları ziyaretinde hem de ana haber bültenine konuk ettiğimiz o emekçi kardeşimizin aracılığıyla. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ve beraberindekiler bugün Payas'taydı. Nursan Fabrikası'nın emekçileriyle bir aradaydı. Bu direnişin öncelikle çok kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. Usulsüz bir işlem nedeniyle firmaya kesilen yüklü miktardaki bir ceza sonrası şalteri indiren ve şalteri indirdiği 2015 yılı sonlarından bugüne kadar yaklaşık 1,5 yıldır çalışmayan Nursan Fabrikası'nın işçilerinin eylemlerine destek büyüyor. İşçi ve işveren birlikte el ele bu direnişi başlatmış ve el ele yürüyor. En önemlisi bu, en kıymetlisi de bu. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Hatay ziyaretleri kapsamında Nursan işçilerine eylem yaptıkları fabrikalarının önünde ziyaret etti. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, eylemlerinin 11. gününde Nursan işçilerine destek verdi. Başkanımızın inşallah ayağı uğurlu gelir.
Ha, onu söyleyeyim. Yarın... Bakın ayağım çok uğurludur. İnşallah. Umarım yarın İnşallah. Kalpten söyledim çünkü. Kalpten söyledim. İnşallah başkanımızın ayağı uğurlu gelir. Yarın cuma inşallah hayırlı bir haber alırız. İnşallah. Buraya kadar da hep geldiler. Ayaklarına burada. Sağlık. İnşallah. Çünkü sizler bizim sesimizsiniz. Biz sesimizi yukarıya iletemeyiz. Sadece sizler sayesinde olur. Ayağınıza sağlık başkanım. Başkan Fatma Köse işçilerin taleplerini dinledi. Eylem çadırında bir süre oturan ve işçileri dinleyen Başkan Köse, kulede bekleyen işçilerle de telefon görüşmesi yaptı. Köse, konuyu araştıracağını ve işçilerin sorunlarını gündeme getireceğini söyledi. Bu direniş başarıya ulaşacaktır. Ben buna inanıyorum. Gerçekten bu gücü çalışan işçilerimizde de gördüm. Yukarıda direnen işçilerimiz de işte oradan bize el sallıyorlar. Bu direniş mutlaka başarıya ulaşacaktır. Biz de elimizden ne gelirse, bize ne düşerse elimizden gelen her şeyi yapmak için buradayız. Yapmanın da sözünü veriyorum. CHP Hatay İl Sekreteri Hülya Nehir direnişle ilgili yaptığı açıklamada fabrikanın en kısa zamanda üretime geçeceğine inanıyorum. İşveren ve işçinin bir arada olduğu mali darboğazı aşmak için birlikte direndiği bir durum var ortada. Türkiye'de hatta dünyada çok az örneği yaşanan bir durum. Bu iş ve güç birliği, bu dayanışma bütün Türkiye'ye örnek olsun dedi. 17 aydır üretimi durmuş bu fabrikanın en kısa zamanda üretime geçeceğine inanıyorum. CHP Hatay İl Başkanı açıklamasında işçi ve işverenin bir arada olduğu çok önemli, değerli bir hareket. Biz bu direnişi gönülden destekliyoruz ve en kısa zamanda buradaki sorunun çözümlenmesini ve buradaki fabrikanın tekrardan çalışmaya başlamasını diliyoruz dedi. İşçi ve işverenin bir arada olduğu çok değerli bir hareket. Biz gönülden destekliyoruz. 2016 Ocak ayından bu yana ücretsiz izinde olan, 17 aydan bu yana maaşlarını alamayan Nursan işçilerinin ihbar, kıdem ve geriye dönük alacakları da hala ödenmemiş durumda. İşçiler maaşlarının ve alacaklarının ödenmesi için yaklaşık 15 gün önce fabrika önünde başlattıkları eylemlerini sürdürüyor. Ve iki gündür ana haber bültenlerimize konu olan İskenderun'daki o vahim olay, kadın cinayeti. Üstelik bu kez sadece yaşamını yitiren, daha doğrusu katledilen sadece bir kadın değil, bir de 5 yaşındaki kızı. Katleden ise yine her zamanki gibi bir erkek ve yine kadın şiddetinde, öyle diyelim, kadın şiddetinde başrolü oynayan eski bir koca. Dün koca tutuklanmıştı, hapishaneye gönderilmişti. Talihsiz anne ve kızı ise bugün İskenderun'da toprağa verildi. Eski kocası tarafından evinde bıçaklanarak katledilen Esra Yalçın'la 5 yaşındaki kızı Beren toprağa verildi. Adana Adli Tıp Kurumu'nda İskenderun Devlet Hastanesi morguna getirilen Esra Yalçın'la kızı Beren'in cenazesi İsmet İnönü Mahallesi'ndeki ağabeyinin evinin önüne getirildi. Komşularından helallik alınan cenazeler Süleymaniye Camii'ne götürüldü. Anne ve kızının yan yana konulduğu cami avlusunda gözyaşlarını tutamayan ağabeyi Okan Yalçın, her iki tabutun başında acı dolu gözyaşları döktü. Beren'im. Esra Yalçın'ın annesi Aliye Yalçın da kızının ve torununun tabutları başında ağıt yaktı. O anasına kıydın da o senin yavrundu. Elin yavrusuna kıydın da senin yavruna nasıl kıydın? Yavrular yapmaz! Yapmaz! Süleymaniye Camii'nin imamı tarafından anne ve kızı için iki ayrı cenaze namazı kıldırıldı. Her iki cenaze İskenderun Şekere Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında dualar eşliğinde toprağa verildi. Bu merhumeleri nasıl göresiniz? Allah rahmet eylesin. Bu merhumeleri hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Rabbim bu merhumelere ve bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Nereydi bırak? Gelin.
Evet, aile işte böyle acılı tabii, ölen kızları, ölen torunları, yakınları. Kadın şiddetinin önüne bu ülkede kim geçecek ve nasıl geçecek, ne zaman geçecek? Gerçekten artık bizim de bilinmeyenlerimizin arasına girdi. Türkiye kadın şiddetini onlarca yıldır konuşuyor, onlarca yıldır çözüm arıyor ve hakikaten ana madde diyorum, anayasa maddesi olarak da konuldu, kanunlara da girdi, şiddetli cezalar da verildi ama bir türlü kadın şiddetinin ölümüne, kadın cinayetlerin önüne ne yazık ki geçilemiyor. Kanun maddesi elbette önemli ama herhalde önce burayı değiştirmek gerekiyor. Evet ve Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal Hatay'a geliyor. 3 Nisan'da Antakya'da olacak ve Cumhuriyet Halk Partisi Defne İlçe Başkanlığı önünde bir açık hava toplantısı düzenleyecek. Baykal'ın gündeminde elbette 16 Nisan referandumu olacak. 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi siyasi partilerin propaganda çalışmaları hız kazandı. Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun imzalanmaması ve referandum yapılmaması, Türkiye'nin anayasa zorlamasına maruz bırakılmaması halinde sorumlu ve doğru davranılmış olacağını vurgulayan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 3 Nisan'da Hatay'da olacak. Baykal, 3 Nisan Pazartesi saat 17'de CHP Defne İlçe Başkanlığı önünde gerçekleşecek açık hava mitinginde Hataylılarla buluşacak. Şimdi sizi Osmaniye'ye götüreyim ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ilk kez Fahri Doktora ünvanı verdi ve ilk kez verdiği Fahri Doktora ünvanını ilimizin önemli kuruluşları arasında yer alan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'ya verildi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ilk Fahri Doktora ünvanını Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'ya verildi. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'ya bölgenin global sanayi lideri olarak Fahri Doktora verildi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin aldığı senato kararıyla verilen ünvan dolayısıyla düzenlenen törende Tosyalı'nın cübbesini üniversitenin rektörü Profesör Doktor Murat Türk giydirdi. ...1961 yılında dünyaya geldim. 9 metrekareye sığan mütevazi bir soba borusu atölyesinin ülkemizin sanayilerine, hatta Türkiye'nin global çelik üreticisine dönüşeceğini o yıllarda kim bilebilirdi? Törene Osmaniye Valisi Kerem Al, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak'la iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Değerli konuklar, bugün Osmaniye Korkut Ata Üniversitemiz tarihi günlerinden birini daha yaşamaktadır. Özellikle belirtmek isterim ki şu an Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ailesi olarak hepimiz ilk defa Fahri Doktora ünvanı vermenin tatlı heyecanını duymaktayız. İltifat görmeyen marifet zayidir. Bugün Fahri Doktora ünvanı tercih etmekle aynı zamanda Fuat Bey'in omuzlarına yüklep sorumluluk da yüklüyoruz. İnşallah daha çok yatırım, daha çok sorumluluk projesi sorumlu yüklenecek. Törende konuşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 3 kıtada üretim yapan bir şirket olarak Türkiye'nin bayrağını farklı ülkelerde dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çok çok anlamlı bir ödül bu benim için. Hem Korkut Ata Üniversitesi'nin bunca emek verdiğimiz, yatırım yaptığımız, hakikaten göz bebeği gibi baktığım, çok sevdiğim Osmaniye'nin üniversitesinin ilk Fahri Doktora beratına layık görülmek benim için çok anlamlı. Ben bana tevdi edilen bu onur için, doktora için teklif edenlerden tutun, kabul edenlere kadar
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Tosyalı, 3 kıtada üretim yapan bir şirketten söz ediyor. Kendi şirketlerinden söz ediyor, Tosyalı Holding'den. Hepimizin, Hataylıların gurur duyduğu bir firma sevgili seyirciler. Evet, ve kısa sürede kurulmasının ardından uluslararası çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Uluslararası Kültürler Derneği, eğitim konularında yapılan çalışmalarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Şimdi ekranlarda o söz konusu basın toplantısı geliyor. Uluslararası Kültürler Derneği eğitim konularında yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Bizim derneğimiz geçen yıl 5 Ocak tarihinde kuruldu. Amacı da birincisi uluslararası platformda kentimizi, kültürünü, dizaynı, tarihi dokusunu tanıtmak için takıla sağlıkla bulunmak. İkincisi sosyoekonomik açıdan yine kentimizde yapılabilecek ticari bazda bir düşünen işverenleri getirtip burada istihdam yaratmak, buradaki ekonomiye katkı bulmalarını sağlamak. Bir de diğer ülkelerdeki şehirlerle Hatay'ımızın kardeş şehir protokollerini hazırlatmak ve onlarla işareceğiz bulunmak. Habibi Neccar sosyal tesislerinde düzenlenen basın toplantısında derneğin amaçları hakkında bilgiler veren Uluslararası Kültürler Derneği Başkanı Adnan Taş şunları söyledi. Almanya'da şu anda 3 tane okulla bir bağlantımız var buradaki okullarla birlikte. İlk olarak buradan okul öncesi öğretmenlerle oradaki ki şehrindeki okul öncesi öğretmenlerle buluşacağız. Buradaki de bir heyet gidecek. 1 Temmuz tarihinde bir haftalık bir ziyaret olacak orada. Bir takım okullarda ve gençlik merkezlerinde görüşmelerde bulunacak. Bütün gençlik merkezleri ziyaret edilecek. Daha sonra Eylül ilk haftasında da burada kardeş okul olan Osman Ökken Lisesi'nin öğrencilerini Almanya'daki karşılığı olan okulla ki öğrencilerle buluşturacağız. Öğrencileri kaynaştıracağız. Amacımız o. 3 okulla kardeş şehir ve kardeş okul projesi gerçekleştirildiğini belirten Uluslararası Kültürler Derneği Başkanı Adnan Taş, Hatay'daki okullarla Almanya'daki kardeş okulların ziyaret edileceğini söyledi. Eylül ayının 3. haftasına doğru oradaki okul öncesi öğretmenler Hatay'ımıza gelecekler. Buradaki okul sistemine, okul öncesi okul sistemine ve buradaki tarihi dokuyu yaşamış olacaklar, burayı ziyaret etmiş olacaklar. UKUD Yönetim Kurulu üyesi doçent doktor Serhat Akın da Hatay'da yaşayan Suriyelilerle ilgili konuştu. Yurt dışındaki yansımalar çok daha fazla. Hatay bir savaş şehri olarak görülmektedir. Derneğimizin amaçlarından bir tanesi de bu algıyı kırmaktır aslında. Özellikle ziyaretler esnasında Hatay'ımıza gelecek, yurt dışına gelecek akademisyenlerin ya da ziyaretçilerin bu tür kaygıları var. Bu tür engelleri olabilir ama biz zaten gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle, gerek buraya gelenlerle, gerek bizim seyahatlerimiz sırasında bu yanlış algıyı kırmaya çalışıyoruz. Osmaniye'deydik ve Osmaniye'de kalalım. Osmaniye'ye bağlı Kadirli'de, Kadirli ilçesinde yeni adliye civarı Orhan Gök Anadolu Lisesi karşısındaki bir marketin manav bölümüne dadanan hırsızlar kameraya da yakalandılar. O söz konusu marketin kepenklerini keserken çaldıkları ise sebze ve meyveydi. Osmaniye Kadirli'de yeni adliye civarı Orhan Gök Anadolu Lisesi karşısındaki bir marketin manav reyonundan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir otomobille gece saatlerinde marketin önüne gelen hırsızlar araçtan inerek market önündeki muz, kivi ve meyve kasalarını araçlarına yükledi. Ve hırsızlar kasaları yükledikten sonra olay yerinden geldikleri gibi ayrıldılar. Mahalle sakinleri ise bir haftada 3 kez hırsızlık olan sokaktaki hırsızların bulunmasını istiyor.
28 Mart gecesi saatler sabaha karşı 3'ü gösterirken yaşandığı olay, ulaşılan güvenlik kamerası kayıtlarına göre kapşonlu ve spor kıyafetli iki kişi gecenin karanlığını fırsat bilip manavın önüne geliyor. İki hırsızdan biri etrafı izleyip gelen giden birinin olup olmadığını kontrol ediyor. Diğer hırsız da elindeki bir aletle manavın kapısını açmak için dakikalarca uğraşıyor. Görüntülerde meyve kasalarının yüklenmesi yok ama mahalle sakinleri ise bir haftada 3 kez hırsızlık olan sokaktaki hırsızların bulunmasını istiyor. Evet, bu arada sevgili seyirciler, bugün saat 20.30'dan itibaren Demokrasi Bulvarı programı yayına girecek ve Demokrasi Bulvarı programının bugünkü konuğu Defne Belediye Başkanı Doktor İbrahim Yaman olacak. Sayın İbrahim Yaman'la bugün hem 16 Nisan referandumuyla ilgili bir sohbette bulunacağız, hem de Defne ilçesinin eksiklikleri, özellikle Uğur Mumcu Meydanı'ndaki o batı çıktı projesinin akıbeti ne oldu? Yani 2 ayda, 3 ayda bir adet açıklama yapılıyor ama netice itibariyle o söz konusu bulvarın bugünkü bilinen hali öylece kalıyor. Bununla ilgili yeni bir gelişme var. Onu Sayın İbrahim Yaman'dan almaya çalışacağız. Ve elbette sizlerden gelen, elimde çok sayıda soru var. Benim sosyal medya aracılığıyla gönderdiğiniz, gerçi çoğunluğu yol sıkıntısı, yolların kötü olması. Onları da Sayın İbrahim Yaman'a sormaya çalışacağız. İlgileniyorsanız eğer saat 20.30'dan itibaren HRT Akdeniz ekranlarının başında olunuz. Evet, ve Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye çalışan Hatsu. Hatsu Genel Müdürü bugün yazılı bir açıklama yaptı. Bazı gazetelerde bildiğim kadarıyla ve sosyal medyada Hatsu uygulamalarına bakıldığında evet için çalışıyormuş gibi bir algı. Böyle de haberler de çıktı. Bugün Mehmet Çapar Ali bir açıklama yaptı ve biz ne evet için ne başka bir şey için çalışmıyoruz. Biz kendi görevimizi en layıkıyla yapmaya çalışıyoruz dedi. Hatsu, bazı yerel basın organlarında yayımlanan uygulamaları evetçileri sevindiriyor başlıklı habere yönelik bir yazılı açıklamada bulundu. Hatsu Genel Müdürü Mehmet Çapar Ali'nin Samandağ ilçesine referandum öncesinde ceza yazımlarını yoğunlaştırdığı ve su kesintilerinin arttığı iddialarının asla astarı olmadığının altını çizen genel müdürlük, Hatsu'nun hiçbir ayrım gözetmeden 15 ilçede içme suyu aboneliği yaptırmadan ev ile iş yerlerine kaçak ve usulsüz şekilde su kullanımının önüne geçilmesi için ciddi bir mücadele içinde olduklarını vurguladı. Kaçak su kullanımının abone olan vatandaşların su faturasındaki maliyetinin artmasına ve bu haksızlığın önüne geçmek için gerekli kesintilerin uygulanması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, içme suyunun kaçak şekilde kullanılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını bildirdi ve kanunlar çerçevesinde tüm vatandaşların hakkını savunmaya ve korumaya çalışıldığı kaydedildi. Açıklamada Hatsu'nun Samandağ'da hayata geçirdiği projelerden de bahsedildi. Açıklamada 7 mahalleyi kapsayan ve maliyeti 7 milyon 777 bin lira olan Tekebaşı Grup içme suyu inşaatı kapsamında ilçeye 13.282 metre içme suyu isale hattı döşendiği ve biri 5.000, diğer ikisi de 1.000 tonluk olmak üzere 3 yeni içme suyu deposunun yanı sıra 3 terfi merkezi yapıldığı vurgulandı. 10 milyon 334 bin 575 lira değerinde Samandağ Atık Su Arıtma Tesisini de ilçeye kazandırıldığı hatırlatılan açıklamada, Hatsu'nun kurulduğu günden bu yana kadar Samandağ'a toplamda 19.742 metre kanalizasyon hattı, 62.166 metre yeni içme suyu şebekesi döşendiği belirtildi. Diğer yandan Hatsu, hazırlanan altyapı projelerini hızlı bir şekilde hayata geçirmek için girişimlerini sürdürüyor. Hatay'ın geleceğini şekillendirecek altyapı projelerini hayata geçirmek için çözüm arayışlarını sürdüren Genel Müdürlük, Samandağ 4 yol içme suyu hattı ve Arsuz 1. bölge kanalizasyon hattı yapımı için dış finansman sağlama konusunda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası temsilcileriyle görüşmeler yapıldı. Şimdi su kesintileri tabii sevgili seyirciler, Hatay'ın bitmeyen çilesi neredeyse. Hatsu büyük umut oldu su kesintilerinin
artık yaşanmaması doğrultusunda önemli çalışmalar da yapıldı. Şimdi bunları inkar etmek doğru olmaz. Ancak ne yazık ki Hatay'daki su kesintileri zaman zaman meydana geliyor. İşte vatandaşlar da işte gazetede yer alan haber, sosyal medyada yer alan o algı operasyonunda da onunla dem vurularak işte su kesiliyor, cezalar yazılıyor. He, demek ki oradaki insan bıktırılmaya çalışılıyor. Hayırcı kesimin daha çok ikamet ettiği Samandağ'dan söz ediyoruz, Defne'den söz ediyoruz. Sayın Çapar Ali'yi de ben yakından tanıyorum. Gerçekten öyle bir insan değil, işine gücüne bakan bir yönetici ve tahmin ediyorum ne evetle işi var ne de hayırla işi var, işiyle ilgilenen bir şahıs. Ben ona inanıyorum. Ama tabii Hatsu demişken bu arada Defne'ye bağlı Turunçlu Mahallesi'nden arayanlar da oldu. Su sıkıntısı yaşıyorlar son dönemde. Ondan sonra Turunçlu Mahallesi Muhtarı Sayın Muhsin Demirel bugün beni bilgilendirdi. Hatsu Genel Müdürü Sayın Mehmet Çapar Ali ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelmişler. Turunçlu Mahallesi'nde yaşanan içme suyu sıkıntısının en geç 10 gün içerisinde çözüleceği sözünü aldığını söyledi Sayın Çapar Ali'den. Bu konudaki çalışmalar sürüyormuş. Sayın Çapar Ali de 10 gün içinde çözülecek diyorsa ben de altına imzamı koyarım. 10 gün içinde çözülür sevgili Turunçlu Mahallesi sakinleri. Evet, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı ve özel bir şirketin organizasyonu ile bölgede faaliyet gösteren üst düzey sanayici ve yöneticilere endüstride otomatik kontrol ve ölçü teknikleri konusunda bir eğitim verildi. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı ve özel bir şirketin organizasyonuyla bölgede faaliyet gösteren üst düzey sanayici ve yöneticilere endüstride otomatik kontrol ve ölçü teknikleri konusunda eğitim verildi. Bizim buradaki temel esprimiz sizin gibi gençlerin bir aralarımızda, kendi aralarımızda kart alışverişleri yapmak, bir araya getirmek ve bu bölgede, hayal ettiğimiz bu bölgede biz o sonuca ulaşmak istiyoruz. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası değişen ve gelişen teknolojiyi yakından takip etmek, duyarlılıkla hareket ederek bölgedeki faaliyet gösteren üst düzey sanayici ve yöneticilerine yönelik endüstride otomatik kontrol ve ölçme teknikleri konusunda eğitimler veriyor. Herkesin merak ettiği, kullandığımız cep telefonlarından da aslında önemli bir unsur. Teknoloji artık hayatımızın içinde. Eğitim öncesi konuşma yapan İTSO Meclis Başkanı Servet Ugutmen, teknoloji hayatımızın her anında ve üretimin de içinde yer almaktadır. Artık endüstri 4.0 ve son teknolojik makinalarla çalışmalar yapılmaktadır. Bugünkü toplantının amacı da bu yönde. Eğitimin faydalı geçmesini temenni ediyorum, dedi. Talebelere, işte fakir öğrencilere, Rabbim dediği gibi kurslar veriyoruz. Sizlerin katkısıyla veriyoruz. İTSO Eğitim Vakfı Başkanı Doğan Erten ise İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı ve yönetimi olarak maddi durumu yerinde olmayan öğrencilere burslar verildiğini ve sektöre dair eğitimler vermeye devam edeceklerini söyledi. Hele bilgisayar otomasyona girdikten sonra o aşamada insandaki ürkme, korkma maksimum. Elim Koş şirket üst düzey yöneticilerinden elektronik mühendisi Malik Aviral ve fizik mühendisi Kamil Gürsel tarafından endüstride otomatik kontrol ve ölçü teknikleri konusunda Sinevizyon destekli olarak eğitim verildi. Tam gün süren eğitimin ardından katılımcılara belgeleri verildi. Ve sırada haber turu var. Şimdi haber turunu izliyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yapılan koordineli çalışmalar kapsamında Dört Yol ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki yol çizgisi boyama işlemi başlattı. Araçların trafikte düzenli şekilde seyir etmesi amacıyla gidiş geliş yönlerinin belirlenmesinin ardından boyama işlemine başlayan ekipler yol çizgi işlemini gerçekleştirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol bakım onarım çalışmaları kapsamında Antakya'ya bağlı Günyazı Mahallesi'nde beton asfalt serim çalışması gerçekleştirerek mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından faaliyet geçen projeyle yeni doğum yapan annelere Hoş Geldin Bebek paketi veriliyor. Proje kapsamında Samandağ'da özel bir hastanede yeni doğum yapan anneleri ziyaret eden ekipler, içerisinde biberon, bebek bezi, emzik ve 11 parçalık zıbın seti bulunan hediye paketlerini annelere teslim etti. Antakya Doğanköy İlkokulu'nun bahçesini çiçeklendirip öğrenci ve öğretmenlerin boş vakitlerinde oturabileceği banklar yerleştiren Hatay Büyükşehir Belediyesi, Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri aynı zamanda bahçeye yerleştirilen renkli taşlarla okula estetik bir görünüm kazandırdı. İlin trafik akışını ve güvenliğini en iyi şekilde sağlamak amacıyla hizmet üreten Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ana arterler üzerindeki bulvar ve caddelerdeki bordür yenileme ve kavşaklara uyarı levhaları yerleştirerek sürücülerin ulaşımda bilinçli hareket etmesini sağlıyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kavaslı Battı Çıktı kavşağına ledli uyarı levha montajı yapan ekipler değişken mesaj içeriğiyle sürücülerin bilinçlenmesini sağlıyor. Kavaslı Battı Çıktı kavşağında montajı tamamlanan ledli uyarı levhası üzerinde trafik kurallarına uyunuz, hız limiti uyarısı, emniyet kemeriyle hayata bağlan, alt geçitte sollama yapmayın gibi uyarı yazılarının yanı sıra Başkan Savaş'ın iyi yolculuklar dileriz mesajı içeriyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu eşsiz çabalarıyla hazırladığı Bremen Mızıkacıları adlı çocuk oyununu Çekmece Oyun Salonu'nda Vali Ürgen, Güney Söğüt, Şehit Türkmen İlkokullarıyla İpek Anaokulu'nda eğitim gören minik tiyatro severlerin beğenisine sundu. Hatay'a konforlu bir yaşam sunma adına çalışmalarına ara vermeden devam eden Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, halkın uzun mesafeler kat etmeden güvenli ulaşım sağlamaları adına yeni yol açma çalışmalarına başladı. Ekipler Payas ilçesi sanayi sitesinde ve 4 Yol Emniyet Müdürlüğü çevresinde yol açma ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Her inancın kutsal mekanlarını aynı özveriyle temizleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin son durağı Yayladağ ilçesi Sungur ve Yukarı Okçular camileriyle Şeyh Ahmet Kuseyri Camii ve Türbesi oldu. Mahalle sakinlerinin ilgisi eşliğinde özenle çalışan ekipler camilerin bahçesini ve içini özenle temizledi. Mevsimsel koşulların nedeniyle eskiyen ve kullanışsız hale gelen yollara parke çalışmaları gerçekleştiren Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yeni adresi Antakya ilçesine bağlı Akasya Mahallesi oldu. Vatandaşların ulaşımda sıkıntı çekmesine duyarsız kalmayan ekipler, eskiyen kaldırım taşlarını sökerek mahalle sakinlerinin temiz ve güvenli bir yola kavuşması amacıyla yeni kaldırım ve bordür çalışmaları gerçekleştirildi. Sosyal market bu kez de Antakya Cebrail Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşa ev eşyası yardımında bulundu. Ekipler ikişer adet çekyat, tekli koltuk, halı, battaniye ve birer adet yorgan, buzdolabı, bilgisayar masası, nevresim takımını dar gelirli bir vatandaşa ulaştırarak eşya desteği sağladı. İlçelerde ulaşım eksikliklerinin giderilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Arsuz ilçesine bağlı Tülek Mahallesi'nde halkın kullanımına sunmak üzere yeni yol açma çalışması gerçekleştirdi. Evet sevgili seyirciler, ana haber bültenini kapatmadan hemen önce Demokrasi Bulvarı programını söylemiştik. 20.30'da yayına girecek ve konuğumuz Defne Belediye Başkanı Doktor İbrahim Yaman. Bir diğer duyurumuz, kendi sosyal medya hesabından hayır mesajı paylaştığı için bir televizyonda, ulusal bir televizyonda sabah haberlerini sunan İrfan Değirmenci dediğimde hepiniz hatırlayacaksınız, tanıyacaksınız. O Antakya'ya geliyor. Avukat Halil İbrahim Özgün ve Profesör Doktor Necla Kurul 2 Nisan Pazar günü saat 17'den itibaren Büyükşehir Belediye Parkı Nikah Salonu'nda Antakyalılarla bir araya gelecekler. Bu değerli 3 isim, eğer ilgileniyorsanız bu söz konusu etkinliğe
katılım gösterebilirsiniz. Bir diğer üzerinde durulması gereken haber ise Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal. O da 3 Nisan günü saat 17'de Cumhuriyet Halk Partisi Defne İlçe Başkanlığı önünde açık hava toplantısı gerçekleştirilecek. Onu da buradan söylemiş olalım ve ana haber bültenini burada kapatalım. Pazartesi günü saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Kırıkhan Belediyesi Başkan Yardımcısı olan Sait İlçin, belediyedeki görevinin yoğunluğundan dolayı kulüp başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı. Diğer yandan yapılan yönetim kurulu toplantısında sportif direktör Mehmet Öztürk, Kırıkhan Spor Kulübü Başkanlığı'na oy birliğiyle seçildi. Başkan Vekili Ahmet Uçar, ikinci başkanlığa Murat Pado, sportif direktörlüğe Yusuf Donat, sportif direktör yardımcılığına Mustafa Öztürk getirildi. Kırıkhan Spor Yönetiminden yapılan açıklamada Sait İlçin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek görevinde başarılar dilediler. (Gülüyor) 2016-2017 futbol sezonu Hatay Süper Amatör Ligi playoff karşılaşmalarına 5. hafta maçlarıyla devam edildi. Çekmece sahasında oynanan karşılaşmada lider Reyhanlı Spor, Defne 2013 Spor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü ve son hafta kala şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere biterken Reyhanlı Belediyespor 51. dakikada bulduğu golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Beşinci hafta sonunda oluşan puan durumu ise şöyle oluştu. Lider Reyhanlı Spor 15 puan, Armutlu Spor 12 puan, Defne 2013 Spor 5 puan, Gözcüler Belediye Spor 1 puan. 2016-2017 futbol sezonu Hatay Süper Amatör Ligi playoff karşılaşmaları 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Grubun iddialı takımlarından Armutlu Spor deplasmanda Gözcüler Belediye Spor'u 8-1'lik skorla mağlup etti. Playoff liginin son haftasında 5 Nisan çarşamba saat 16'da Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadında Reyhanlı Belediye Spor'la Armutlu Spor karşı karşıya gelecek.